Sevgili dostlarım merhaba yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Dört banka bir araya geldiler ve bir anda açıklamalar yapmaya başladılar. Dolar sat TL al. Dolar sat TL al. Kimler bunlar? Goldman Sachs, Citigroup, Societe General, Deutsche Bank. Bu dört banka çeşitli sorgulamalarda adı geçen bankalar ilginç değil mi? Piyasayı manipüle ettikleri için, piyasayı yanlış yönlendirdikleri için adı defaten sorgulamalara karışan 4 bankadan bahsediyorum sevgili dostlarım. Societe General, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve Citigroup. Ve şimdi bunlar çıkmış diyorlar ki Türk lirası alın, dolarınızı satın. Peki sebepleri ne? İnanın hiçbir sebep ortaya koymamışlar. Sadece analistler şunu söylüyor. Türkiye'nin faiz ortamı cazip. O nedenle siz Türk lirası alın dolardan çıkın diyor. Hepsi aynı açıklamaları yapıyorlar sevgili dostlar. Bu arada Türkiye'de döviz tevdiat hesapları 186 milyar dolara dayanmış durumda ve bir türlü çözülmediği gibi her gün döviz tevdiat hesaplarındaki para artmaya devam ediyor. Vatandaşın yaptığı tek şey dövizi bozmak yerine belki bankalardaki parasını çekip döviz olarak çekip onları kasalara ya da evlerindeki kasalara koymak. Neden? Vatandaşlar artık ne devlete ne de bu tür kuruluşlara güveniyor. Güven ne yazık ki dipte. Her geçen gün dolara saldırı artıyor vatandaşlar tarafından. Sebebi ne? Kendilerini korumak istiyorlar. Kendilerini güvende hissetmek istiyorlar. Her seviyeden dolar almaya devam ediyorlar. Çok haksız da değiller. Öyle bir baskı kuruluyor ki dolar üzerinde şu anda Merkez Bankası doları düşürebilmek için, uluslararası piyasalardaki bankalar doları düşürmek için Yabancı ülkeler doları düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Neden? Türkiye'den biz ucuz doları alıp kaçmaya devam edelim. Sadece ve tek bakış açısı bu sevgili dostlarım. Şimdi madem dolar satın Türk lirası alın diyor bu bankalar ama ortaya hiçbir sebep koymamışlar. Ben de size bir analiz yapayım. Neden dolar alıyor vatandaş? Neden Türk lirası almıyor? Çünkü ekonominin her an kırılabileceğini görüyor sevgili dostlar. Vatandaşın güveni tamamen dibe çökmüş durumda. Bakın, ekonomik güven endeksi açıklandı. Ekonomik güven endeksi 83 puandan 80 puana gevşedi. Yani her geçen gün Türkiye ekonomisine olan güven biraz daha azalıyor. Sanayi üretimi büyük bir risk taşıyor. Şu anda stoklardan yeniliyor. Stoklar bittiği zamansa yeni stoklar konulamadığı için ya da koyulurken yüksek maliyetler oluşacağı için sanayi üretimi büyük bir sekteye uğrayacak. Doların düşmesi ihracatçıyı vuruyor, ihracatı vuruyor. Belki bugün cari fazla verme yolunda ilerliyoruz ama doların düşmesiyle birlikte hızlı bir şekilde cari açık vermeye devam edeceğiz. İhracatçının belini de tamamen omurgasından kıracağız. Amerika Türkiye gerilimi her geçen gün artıyor. Bakmayın Suriye'de işbirliği yapıyor olmamıza. Yarın öbür gün her an ipler gerilebilir ve katsa konusu tekrar masaya konulabilir. Diyelim ki Amerika ile Türkiye iyi ilişkiler geliştirmeye başladı. Bu sefer de Türkiye-Rusya ilişkileri çok hızlı bir şekilde gerilebilir ve bunun da piyasadaki etkilerini çok net bir şekilde görebiliriz. Fed faiz indirecek 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 sürekli faiz indirecek diyenlerin hepsi ağza açık kaldı. Neden? Fed faizi sadece 25 bas puanla sınırlı tutacağını açıkladı ve büyük ihtimalle bundan sonraki süreçte Fed yeni bir faiz indirimine gitmeyecek. Trump ne kadar bağırırsa bağırsın. Merkez Bankası, Merkez Bankası da Cumhurbaşkanının baskılarıyla yeni faiz indirimlerine devam edecek ve faizle enflasyon arasındaki makas neredeyse eksiye düşeceği için dolar üzerindeki baskı devam edecek. Yaz ayları bitiyor sevgili dostlarım. Yaz aylarının bitmesi enflasyon üzerinde yeni bir baskılı sürecin başlaması anlamına geliyor. Kısa vadeli borçlar yaklaşıyor. Yani Türkiye bir an önce borç bulmak zorunda. Bu borçları hep borçla kapattığımız için kısa vadeli borçlarımızda yine borçla kapatmamız gerekiyor. Ama Türkiye'ye kimse borç verme hevesinde değil. CDS'lerimiz yeniden yükselmeye başladı. 400'lü seviyeleri zorlamaya başladı ve risklerle birlikte muhtemelen CDS'ler yakın zaman içerisinde 400'ü aşacak ve bu da bizim borçlanma maliyetlerimizi ciddi oranda arttıracak. Erken seçim her an bir risk her ne kadar hükümet erken seçimle ilgili bir adım atmayacağız dese de yarın öbür gün bir anda ben erken seçime gidiyorum diyebilir. Bu risk de yine dolar üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturacak. Bankaların batık oranları her geçen gün artıyor sevgili dostlarım. Her geçen gün artıyor ne yazık ki. Ve bu batık oranları finansal sistemi büyük bir riske sokuyor. Hadi gelin bu ortamda Türk lirası alın dolar satın diyelim. Çin Amerika arasındaki ticaret savaşı. Gerildikçe geriliyor, gerildikçe geriliyor. Çin Yuan'a değer kaybettiriyor ama Türk lirası değer kazanmaya devam ediyor. Doğu Akdeniz gerilimi Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi iyiden iyiye geriyor. Ve bu gerilim sebebiyle Avrupa Birliği bize sürekli olarak yeni ekonomik yaptırımlar uyguluyor. Bakın Avrupa Birliği'nin yatırım bankası Türkiye'ye en çok kredi sağlayan banka Türkiye'ye kredi vermekten vazgeçti, kredilerini durdurdu. Bankaların sendikasyon dönemi geliyor. Sendikasyon kredilerini yenilemeleri gerekiyor ama bu CDS ortamında, bu risk ortamında bakalım bankalar kendilerini çevirebilecek, sendikasyon kredilerini bulabilecekler mi? İşsizlik riski her geçen gün büyüyor. Sanayi üretimi ve tarım üretimindeki risklerin artmasıyla birlikte, oradaki şirketlerin batmasıyla birlikte ya da batma seviyesine gelmesinden dolayı sürekli işçi çıkartmasıyla birlikte işsizlik artıyor. Kayıt dışı çalışma oranları her geçen gün artıyor. Mülteci çalışma oranları her geçen gün artıyor. Resesyon her geçen gün derinleşiyor. Piyasada korkunç bir durgunluk var ve bu durgunluk büyük bir ekonomik krizi de davet ediyor sevgili dostlarım. Ve ve bu ortamda Societe General, Goldman Sachs, Citigroup ve Deutsche Bank ne diyor? Dolar satın, Türk lirası alın ki biz bu seviyelerden bu düşük seviyelerden dolar toplayıp kaçmaya devam edelim. Çünkü biz Türkiye'deki riskleri sizden çok daha iyi görüyoruz ama sizin de saf olduğunuzu düşünüyoruz. Sizin kafanızın hiç çalışmadığını düşünüyoruz. O nedenle sizi yönlendiriyoruz. Bizim her söylediğimiz doğrudur. Onun için bu söylediğimiz de doğrudur. Siz dolar satın. Türk lirası alın ki biz de bu seviyelerden hem dolarımızı alıp kaçalım hem de ithal mallarımızı sizin pazarınıza istediğimiz gibi sokalım diyorlar. Sevgili dostlarım, dolarda büyük bir tuzak kuruluyor. Hem sizlere hem Türkiye'ye. Şimdi soruyorum sevgili dostlarım. Bu bankaların analistleri bu raporları neden ve nasıl hazırlıyorlar? Ellerinde hangi veriler var? Neye göre dolar sat? TL al diyorlar. Türkiye'nin yaşadığı bu olumsuzlukları görmüyorlar mı? Bu olumsuzlukların Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik kriz çıkartabileceğini, ekonomik kriz dışında resesyonu daha da derinleştirebileceğini görmüyorlar mı sevgili dostlar? Vatandaşın 186 milyar dolarlık döviz tevdiat hesaplarını bir şekilde bozdurup ucuzdan kapatmak için yalan yanlış raporlar hazırlayıp bunları Türkiye'deki etkin ekonomi siteleri üzerinden pazara sunarak ne elde etmeye çalışıyor olabilirler size göre? Bakın açık ve net söylüyorum. Şu anda vatandaşın elindeki doları ucuzdan kapatmak için her türlü operasyon yapılıyor. Dolar'da büyük bir tuzak kuruluyor sevgili dostlarım. Siz dolarınızı satın, ne olursa olsun satın. Bak dolarınız 4.70 seviyesine gelecek. Ondan dolayı zararınızı büyütmeyin dolarınızı satın Türk lirası alın bununla faize geçin biz de bu dolarları alalım diyorlar size. Peki bir soru daha sizin sattığınız dolarları kim alacak? Asıl soru bu sizin sattığınız dolarları kim alacak? Yani bu dolarlar herhalde siz sattığınızda çöp olmayacak ya da yakılmayacak. Birileri bu dolarları toplayacak sevgili dostlarım. Bunu hiç düşündünüz mü? Siz satıyorsanız birileri de alıyordur. Bu alanlar kim olacak? Acaba dolarlarınızı mutlaka satın, Türk lirası alın diyenler olabilir mi? Bakın çok önemli bir soru soruyorum. Sizin sattığınız dolarları kim alacak? Madem bu kadar riskli dolar tutmak, madem herkesin Türk lirasına geçmesi gerekiyor. O zaman sizin sattığınız dolara alıcı bulunmaması lazım. Yani kimsenin sizin dövizinize, sizin dolarınıza tenezül etmemesi gerekir. Ama tenezzül ediyorlar. Kimler tenezzül ediyor? Bu raporları yayınlayanlar. Aslında şunu söylüyorlar. Bakın biz borsadan çıkmaya başladık. Biz Türkiye pazarından çıkmaya başladık. Türkiye pazarını aslında çok riskli buluyoruz. Türkiye'de her an büyük bir ekonomik kriz patlayabilir. Buna bağlı olarak ciddi bir kur şoku yaşanabilir. Kur şoku yaşandığında ben dolarımı çoktan almış olayım. Türk lirasından çoktan çıkmış olayım ve bu kur şokunda yeniden ben para kazanayım. Siz para kaybetmeye devam edin. Sonuç itibariyle siz kandırılmaya müstahaksınız. Sizi ben istediğim gibi kandırabilirim. Sizinle kedinin parayla oynadığı gibi oynayabilirim. İki tane rapor yayınlarım. Bunları da Türkiye'nin ekonomi sitelerinde yayınlatırım, ekonomi haber kanallarında yorumlatırım. Bunun sonrasında a bak yabancı bankalarda Türk lirası al diyor dedirtirim ve bunun sonrasında da sizin sattığınız doları dipten istediğim gibi toplar ve oluşabilecek kur şokunda da paramı 2'ye, 3'e katlar. Tekrar Türk lirasına döner, tekrar yüksek faiz ortamına girebilirim diyorlar. Bunu böyle okuyun sevgili dostlarım. Bakın bunu böyle okuyun. Bunun tersini okumak şudur. Şu anda gidersiniz 4.70 olacağına inandığınız dolarınızı bozarsınız. Asla 4.70'i görmez. 5.40'lardan 5.30'lardan maksimum geriye döner. Ve her yükselişte dolara baka kalırsınız. Ha düştü ha düşecek dersiniz. Ha düşmez ha düşmeyecektir. Ve o dolar bir anda 6, 7, 8, 9, 10 seviyelerine gider. Siz de şaşkın şaşkın baktığınızda kalırsınız. 4 banka. Bakın bu 4 banka çok kez sorgulandı. Bir kez daha altın çizerek söylüyorum. Çok kez piyasaları manipüle ettikleri için sorgulandılar bu bankalar. Ve her seferinde aynı şeyi tekrar tekrar yapmaya devam ettiler. Yakın zaman içerisinde bu bankalar çok önemli cezalar aldılar. İnceliğin göreceksiniz. Her biri ayrı ayrı cezaları aldılar ama aynı politikaları izlemeye devam ettiler sevgili dostlarım. Şimdi de dolar tuzağını Türkiye'ye kuruyorlar. Neden? Çünkü döviz tevdiat hesaplarında çok ciddi bir birikim var ve bu birikimin alttan toplanması gerekiyor. Halktan toplanması gerekiyor. Halkın zarar ettirilmesi bunların kar etmesi gerekiyor. Ve ne yazık ki Bizim ekonomi haber kanallarımız, ekonomi sitelerimiz, haber sitelerimiz bu işe çanak tutuyorlar sevgili dostlarım. Evet bu işe bu sürece ne yazık ki çanak tutuyorlar. Bizler de elimizden geldiğince sizleri uyarmaya çalışıyoruz. Umarım işe yarar. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Ve tabii ki eğer ki videomu beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.